Sağlığım için her şeyin kadın sağlığı ve tüp bebek köşesinde bu hafta tüp bebeğin başarısında embriyo kalitesinin önemini ve embriyo kalitesinin nasıl arttırıldığını konuşacağız. Bu konuda bize İstanbul Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi'nden kadın doğum hastalıkları uzmanı aynı zamanda tüp bebek uzmanı operatör doktor Aret Kamar bize bilgi verecek. Merhabalar. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili izleyiciler sizlerin de bu konuyla ilgili soruları olabilir. Çünkü tüp bebeğin başarısında gerçekten embriyo kalitesinin arttırılmasının büyük önemi var. O yüzden lütfen bu programımızı dikkatle dinlemenizi öneriyorum. Sorularınız için de iletişim bilgilerimizi ekranlarımıza getiriyoruz. öncelikle sohbetimize tüp bebeğin başarısında embriyo kalitesinin öneminden başlayalım. Çünkü programın anonsunda da bu şekilde dedim. Gerçekten de tüp bebeğin başarısında embriyonun kaliteli olmasının, doğru embriyo seçilmesinin büyük önemi var değil mi? Kesinlikle öyle. Çünkü sağlıklı bir gebelik elde edebilmek için iki şey önemli zaten. Bir tanesi rahim. Rahim iyi olacak. Rahimin nesi iyi olacak? Kalınlığı endometrium dediğimiz tabaka iyi olacak ve ay içerisinde tedavi içerisinde hormonların dalgalanması iyi olacak. Bunu toprak olarak görelim. Hı hı. Toprakta bir problem yoksa oraya iyi bir tohum koyduğumuzda o tohumun gelişebilme şansı vardır. Dolayısıyla ilk önce toprağı hazırlamak lazım. Toprak iyi olduktan sonra rahim iyi olduktan sonra oraya sağlıklı güzel bir embriyo yerleştirmemiz lazım ki güzel gebelik sonuçları alabilirim. Şimdi güzel bir embriyo elde edebilmek için neler yapmak lazım? Güzel bir embriyo güzel bir yumurtayla güzel bir spermin birleşmesi sonucu oluşuyor. Dolayısıyla iki parametre var. Bir, önce güzel bir yumurta elde edeceksiniz. İki, erkeğin sperminin içinden de güzel bir sperm bulacaksınız ki bunları birleştirdiğinizde genellikle iyi döllensin, iyi bölünsün, iyi bir embriyo olsun. İyi bir embriyo ne demek? Laboratuvarda biz şimdi embriyoları ne yapıyoruz? Mikroskopla takip ediyoruz. Bölünmelerini takip ediyoruz. Gelişmelerini takip ediyoruz işte üçüncü gün ya da beşinci gün artık kaçıncı gün transfer edersek o güne gelme hızı <laughs> hücrelerin birbirine oranı hücrelerin büyüklüğünün birbirine eşitliği o günkü hali görüntüsü bunların hepsinin önemi var çünkü neden biz üçüncü ya da beşinci gün transfer etmeye karar verdiğimiz zaman bir embriyo o güne ne kadar güzel ne kadar hızlı ne kadar birbirine eşit orantılı bölünerek geldiyse bu embriyonun içeride de büyümeye devam edebilme ve gebelik oluşturabilme şansı o kadar fazladır. Şimdi erkekte durum çok zor değil. Çünkü erkek milyonlarca sperm üretiyor. Genellikle çok böyle sınırlı sayıda sperm olanlar hariç ya da tese ile sperm bulduğumuz hastalar hariç bir sürü sperm üretiyor. O zaman siz ne yapıyorsunuz? O milyonlarca spermin içerisinden şekli şemali düzgün, kafa yapısı düzgün, boyun kısmı iyi gözüken, kuyruk kısmı iyi gözüken, işte kafasında akrozom dediğimiz bir bölümü var spermlerin. Doğal hayatta yumurtanın kabuğunu eritip içine girmesini sağlayan, onun iyi olduğu spermleri seçiyorsunuz ki bunu yumurtanın içerisine soktuğunuzda güzel bir gebelik oluşsun. Şimdi bu görsel olarak da seçilebiliyor. Bunu yapan sperm Chip denilen filtreler var. Bununla da seçilebiliyor. Aha. Ama temel olan embriyoloğun tecrübesidir. Aha. Yani embriyolog mikroskopta baktığı zaman milyonlarca spermin içerisinde işe yarayabilecek, güzel gözüken spermleri güzel bir şekilde seçer, onları kenara ayırır. Bundan sonrası yumurtaya gelir. Şimdi şöyle zannedilmesin. Yani biz tüp bebek yaptığımız zaman İğneleri yapıyoruz bir sürü. Bir sürü yumurta topluyoruz. Yumurtaların hepsi de iyi çıkıyor. Böyle bir şey yok. Doğada, tabiatta her şeyin iyisi de vardır, kötüsü de vardır. Olmuşu da vardır, olmamışı da vardır, hamı da vardır, gelişmemişi de vardır, boşu da vardır. Şimdi biz diyelim ki bir hanım ablaya bir tedavi yaptık, iğneler kullandık. İşte ultrason kontrollerinde dedik ki sizin yaklaşık 15 tane filan yumurtanız çıkacak. Şimdi bu 15 tane yumurta bizim takribi olarak söylediğimiz bir şey. Hiçbir kadının yumurtasını toplamadan ve yumurtayı mikroskopun altına koymadan o yumurtanın nasıl çıkacağını bilemezsiniz. Biz ultrason kontrolleri ve hormon kontrolleriyle yaptığımız sadece kadının yumurtalarının verebileceği ölçüde fazla yumurta almaya yöneliktir. Ve biz o kan testlerinden baktığımızda yumurta toplama zamanı geldi mi gelmedi mi bunu anlarız. Yumurtayı biliyorsunuz ameliyathanede topluyoruz. Gene anestezi hafif bir anestezi veriliyor ve o anesteziyle kadın bir şey hissetmeden vajinal yoldan yumurtalar toplanıyor. Yumurta mikroskopun altına konduğunda kaliteleri belli olur. Olgun olan metafaz 2 dediğimiz yumurtalara seçilmiş olan spermler enjekte edilir. Ve laboratuvarda embriyo kaytını takip edilir. İyi olan embriyolar da vakti geldiğinde rahmin içerisine konur. Diyelim ki işler ters gitti. Yumurtaları topladınız, yumurtaları güzel gelmedi. O zaman bazen bizim yaptığımız tedavi de yumurtaları bozabiliyor. Yani her zaman kadının yumurtası kötü çıktığında yapılacak bir şey kalmamıştır. Bu kadının yumurtası kötü çıktıysa hep kötü çıkacaktır diye düşünmek çok doğru değil. Her yumurtalık istediğimiz zaman bize istediğimiz kadar yumurta verebilecek kapasitede değil. Dolayısıyla aslında tedavilerde bireysel çok fark var. Yumurtası iyi olan var, yumurtası bol olan var yumurtası kötü olan var, kocasının spermi kötü olan var, rahmi kötü olan var. Bir sürü insan var. Dolayısıyla biz bir tedavi yaptığımız zaman aslında o tedavinin ne kadar güzel ve işe yarar olduğunu yumurtayı topladığımız zaman, yumurtayı karşımıza koyduğumuzda görebiliyoruz. Diyelim ki yumurtalar kötü çıktı. Ne yapmak lazım? O zaman biraz tabii ki vitamin desteği falan filan yapıyoruz ama onlar çok fazla işe yaramıyorlar aslında. Hafif bir etkileri oluyor. Temel olan biz mesela bir yumurtalık, bir iğne tedavisi yapılırken zor zar yumurta verebildiyse bize. Hani biz iğneyle yumurtaları alacakken almaya çalışırken iğneyi yaptık, yaptık, yaptık yumurtalar zor 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 büyüdüyse, östrojen hormonu estradiol zor zar yükseldiyse, o zaman bir dahaki tedavide daha güçlü tedavi yapmak yerine çünkü biz daha önce güçlü bir tedavi yapmışız, yumurtalığı zorlamışız. O bize yumurta vermekte zorlanmış. Verdiği yumurta da çok iyi çıkmamış. O zaman dediğim gibi daha güçlü bir tedavi yapmak yerine daha yumuşak, daha basit, daha yumurtalığın kaldırabileceği bir tedavi yapmak lazım. O zaman iki tedavi seçeneği karşımıza geliyor. Bir tanesi seminatürel dediğimiz. Biraz hap kullanıyoruz, yumurtalığı biraz hareketlendiriyoruz. Üstüne büyüyen yumurtalara bir iki gün iğne veriyoruz. Hani daha fazla yumurta biraz büyüsün diye ya da ona rağmen yumurta kalitesi kötü geliyorsa doğal dediğimiz hiçbir iğne falan kullanmadan yumurtalık yumurta versin de az olsun güzel olsun mantığıyla toplanan yumurtalar var. Şöyle söyleyebilirim. Yumurtası kötü gelenler var. Evet. Spermi de kötü olanlar var. Embriyoları bazen iyi olmayanlar, döllenmeyenler, bölünmeyenler var. Böyle tedavide yaptığımız ufak tefek manevralarla genellikle daha önce yumurtası, embriyosu kötü olanların bile yüzde %80'inde, %90'ında iyi kötü bir çözüm bulabiliyoruz. Ve bu şekilde gebelik elde edebiliyoruz. Yumurtası az olanlar var. Tedavi ediyorsun bir tane yumurta zor geliyor mesela. Onlarda bir daha bir daha topluyoruz, biriktiriyoruz, öyle koyuyoruz. Bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Peki, şimdi tabii siz... Hekimler olarak, kadın hastalıkları doğum uzmanları, embriyologlar olarak yumurta ve spermin kalitesinin, spermin şekil ya da sayıca bozukluğun olduğu durumlarda e, gelişen tedavileri uygulayabiliyorsunuz. Evet. Peki burada çiftlere düşen sorumluluk nedir? Mesela bir erkeğin sperminin kaliteli olması için nelere dikkat etmesi gerekli? Kadının yumurtasının, tabii ki bir değiştirilemeyen Risk faktörleri Var. dışında, söylüyorum. beslenme olsun, Kesinlikle alkol çok olsun, önemli. yaşam biçimi Kesinlikle olsun. Kesinlikle çok önemli. En temeller hı hı. kiloya dikkat etmek lazım, hı hı. sigara içmemek lazım. Bu yani, hem erkek hem kadın için. Hem erkek mi? hem Geçerli. kadın için. Hep böyle işte sperm kötü dendiği zaman ben ne vitamin alayım diye soruyorlar hı. ama bir yandan da fosur fosur sigara içiyorlar. Hı. Ee, o şey gibi oluyor hani bir yandan spermin kafasına vuruyorsun ölsün diye bir yandan da canlansın diye uğraşıyorsun gibi Güzel oluyor. Güzel bir benzetme. Ee, çünkü e, sigaranın, nikotinin, spermlerin kuyruk hareketlerini bozduğu, hücrelerdeki mitokondri dediğimiz enerji depolarının enerji üretimini bozduğu kesin. Bunu bütün dünya biliyor zaten. Ama herkes istiyor ki bir yandan zevklerinden mahrum olmasınlar. Hı. Bir yandan da çocuk sahibi olsunlar öyle bir şey yok. Yani herkes biz üzerimize düşeni yaparken çift de üzerine düşeni yapacak. Çünkü sağlıklı bir yumurta sağlıklı bir kadından çıkar. Sağlıklı bir sperm de sağlıklı bir erkekten çıkar. Kilo çok önemli özellikle erkeklerde. Kilo fazla olduğu zaman bacaklar kalınlaşıyor. Bacaklar kalınlaştığı zaman işte testislerde bir ısınma oluşuyor. O ısınma spermin yapımını, spermin hareketini, spermin şeklini, şemalini etkileyebiliyor. Dolayısıyla mesela sperm sayısı böyle ortada hareketi işte idare eder filan gibi ama bizim çocuğumuz olmuyor diyenlerde bazen sigarayı bırakmak, biraz yaşama spor ilave etmek, biraz kilo vermek tedavi olmadan da çocuk sahibi olmayı sağlayabiliyor çok düşük sperm olanlar için geçerli değil tabii. Onlar ne yapsalar da spermleri çok fazla yükselmiyor ama dediğiniz gibi zararlı alışkanlıklardan alkol dahil uzak durmak, hı hı. düzenli uyku, dinlenmek, sigara içmemek, kiloya dikkat etmek bunlar yumurta ve sperm kalitesini arttırabiliyor. Sohbetimizin son 3 dakikası içindeyiz. şimdi de biraz isterseniz tüp bebek tedavisindeki gelişmeleri konuşalım. Kadından ve erkekten kaynaklanan kısırlık olgularında günümüzde tüp bebek tedavisinde en son uygulanan yöntemler neler? Şimdi bir tanesi bizim en çok uyguladığımız ve dünyada da yavaş yavaş trendin buna doğru gittiği doğal tedaviler artık eskisi kadar laboratuvarlar da artık güçlendiği için illa çok yumurta olsun üzerine gitmeyebiliyoruz. Gerçi kadınlar da artık yavaş yavaş fazla ilaç iğne kullanmak istemiyorlar. Günlük hayatların içerisinde bu işleri daha rahat, daha fazla sıkıntı çekmeden yaptırmak istiyorlar. Dolayısıyla doğal tedaviler herkesin işine geliyor. Doğal tedavilerde çok yumurta olsun diye uğraşılmaz iki tane, 3 tane yumurta, yumurtalı hafif bir haplarla uyarı yapılarak ürettirilir ve onlarla hamilelik elde edilir. Bir avantajı nedir? İğne tedavisi olmadığı zaman, şimdi iğne tedavisi herkes çok güzel zannediyor ama iğne tedavisi bazen yumurtalığı zorladığı için yumurta kalitesini bozabiliyor yine kullanılmadığı zaman daha doğal, daha güzel, daha gebelik getirme gücü daha fazla olan yumurtalar elde edebiliyorsunuz. Bir tane, iki tane, üç tane yumurtayla gebelik elde edebiliyorsunuz. Çünkü neden? İkinci bir güvendiğimiz bir şey daha var. Artık laboratuvarlar çok daha güçlü. Biz dondurduğumuz embriyoyu bir tane bile olsa biz sonraki seferde çözdüğümüzde %99 canlı olarak tekrar ortaya getirebiliyoruz. Eskiden böyle değildi. Eskiden embriyolar dörtlü beşli paketler halinde dondurulurdu. Çözdüğünüz zaman işte yarısı giderdi. Yarısıyla biz gebelik elde etmeye başladık. Bu çok uzun değil. Bu 8 sene evvel falan böyleydi bu işler. Şimdi artık embriyoları biz birer birer dondurmaya başladık. Birer birer çözüyoruz. Ne yapıyoruz? Yumurta az bile olsa doğal tedavi yapıyor olsan da bu ay tedavi yapıyorsunuz e, diyelim ki çıkan embriyo sayısını ya da kalitesini beğenmediniz. Bir dahaki ay bir daha tedavi yapıyorsunuz. Çıkan iyi embriyoları alıyorsunuz, içeriye yerleştiriyorsunuz, gebelik elde ediyorsunuz. Bu artık tedavinin hani son noktası. Eskisi gibi böyle iğneleri verelim, çok yumurta elde edelim, bir sürü bebeğimiz olsun mantığı üzerinden gitmiyor. Aslında bu Geçmişe dönüş demek. Çünkü ilk yapılan tüp bebekte biliyorsunuz iğne tedavisi olmadan yapıldı. Çünkü o zaman iğne yoktu zaten. Haplar verildi, yumurta büyütüldü, toplandı, tek bir yumurta üzerinden transfer edildi ve gebelik elde edildi. Sonra sektör ilerledi. Çok yumurtamız olsun, şansımız daha çok olsun, şu yine olsun, bu yine olsun, bu yine daha iyi filan. Ama şimdi artık geri geldiğimiz nokta daha doğal olsun, daha güzel olsun noktası. Ama tabii son zamanlarda olabilen en iyi şey... Laboratuvarların gücü arttı, laboratuvarda embriyoların bekletildiği medyumların gücü arttı, teknoloji arttı. Öyle olunca da biz embriyolarımıza çok daha güzel ve uzun ömürlü bakabiliyoruz. Hemen çok sayıntıcı rica edeyim. Süremizi aştık ama tüm bu gelişmeler sayesinde tüp bebekte başarı oranları ne ölçüde arttı? Şu anda gençlerde yani yumurtası hı hı. bol ve iyi çıkanlarda bir transferde gebelik yüzde seksenleri buluyor. Hı hı. Ama yaşı büyük olanlar da çok uğraştırıyor. Onun için kimse teknolojiye güvenmesin. Genç yaşlarda çocukla ilgili problemlerini çözsün. Hiçbir şey yapamıyorsa yumurta dondursun. Ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. verdiğiniz bilgiler bu mesaj için. Operatör Doktor Anet Kamar. Sevgili izleyiciler, sağlığım için her şeyde özellikle üreme sağlığı ile ilgili... E ee, önemli konuları konuştuk ve embriyo kalitesinin e, önemini operatör doktor Aret Kamar'dan dinledik. Sorularınız için, görüşleriniz için iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda.